Hemen batıdaki komşumuz Yunanistan, Türkiye'ye karşı kışkırtılmaktadır. Silahlandırılmaktadır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Avrupa Birliği tarafından da fonlanmaktadır. Bu çok açık ve nettir. Çünkü Yunanistan'ın bunları kendi yapacak gücü yoktur. İşte bugün kendi İHA'larımızın çektiği görüntüler basına yansıdı. Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki gayri asgari statüdeki adalara zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıktı. Çıkarma gemileri Midilli ve Sisama öncelikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etti. Güvenlik kaynakları bu eylemleri kabul edilemez olarak değerlendiriyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dedi ya, bir gece ansız gelebiliriz diye. Artık biz diyoruz ki o gün bugün, o gece bu gece. Yani Türkiye artık bunlara daha fazla göz yummamalı ve Yunanistan uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki adalara asker çıkardığı tespit edildiğinde ya da zırhlı araçlar tespit edildiğinde bunların anında vurulması gerekiyor. Biz vuracağız. Ondan sonrasında Yunanistan, ABD ve Avrupa Birliği düşünecek. Artık bunlara müsamaha edilemez boyuta gelmiştir. Çünkü biz müsamaha gösterdikçe, biz uluslararası platformlarda bu işi çözmeye çalıştıkça Yunanistan ABD'den aldığı silahlar, Avrupa Birliği'nden aldığı paralarla Türkiye'yle boy ölçüşmeye kalkışmaktadır. Ve Türkiye'ye efelenmektedir. Burnumuzun dibindeki adaları silahlandırmaktadır. Bu bir milli güvenlik meselesidir. Ve bu savaş sebebidir. Dolayısıyla Türkiye burada elbette ki diplomasi önemlidir. Sonuna kadar diplomasiyi kullanmak doğrudur. Lakin artık Yunanistan sabrı taşırmıştır ve bir tokadı hak etmiştir. Yani bir kere bir uyarı tokadının atılması Yunanistan'a artık elzem bir hale gelmiştir. Kıymetli dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları, değerli vatandaşlarım. Burada il başkanlarımızla birlikteyiz. Ben öncelikle tüm il başkanlarımıza bugüne kadar gösterdikleri çaba, gayret için şükranlarımı sunuyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Ve başarılı çalışmalarından dolayı da davamızın, partimizin, hareketimizin yüz akı olarak her türlü yokluğa, her türlü yoksulluğa rağmen büyük bir gayretle çalıştıkları için de bir kere daha teşekkür ediyorum. Özellikle geçtiğimiz 2021'in başında bir üye kayıt kampanyası başlattık. Ve o günden bugüne yaklaşık 1,5 seneden fazla bir süre oldu. İlk etapta 26 bin olan üye sayımızı 100 binin üstüne çıkarmayı hedeflemiştik. 2021 yılı içerisinde bunu başardık. Bunu sizlerle, teşkilatlarımızla, ilçe başkanlarımız, tüm arkadaşlarımızla birlikte başardık.